En önemli kısımlardan bir tanesi de binamızda yapacağımız mimar arkadaşlarımızın tasarladığı binalarda mutfaklar varsa bu konuya daha hassas yaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu mutfakların gerek mutfakların yıkama suyuyla atık su haline gelen, gerekse de onların kullandığı evyelerde oluşan yağların tesisat şebeke atık su şebekesine ulaşmaması lazım. Çünkü bunlar hem atık su tasfiye sistemine, şehrin çok ciddi zararlar veriyorlar, hem hatların tıkanması ile ilgili olarak çok büyük zararlar veriyorlar. Bunların bütün hepsi sonuçta hepimize yansıyor. Yani belediyenin yaptığı yatırımlar ve benzeri şeyler, bizim verdiğimiz vergiler, bizim ortaya koyduğumuz çabalar sonucunda gerçekleşiyor. Sonuçta hepimizden çıkıyor. Onun için belediyeler bu konuda yağlı atık yapan bütün her noktada zaten kontrollerini yapıyorlar, denetimlerini yapıyorlar, ama biz hakikaten bu yağlı atıkların toplandıktan sonra yağın bertaraf edileceği ayrıcıların kullanılmasını, mimar arkadaşlarımızın bilhassa sen bu yağ ayrıcısını nereye koydun diye soru sorarsanız, makine mühendisinin yanında müthiş bir havanız olur, onu söyleyeyim. Yani siz oturdunuz, söyle bakayım sen bu yağ ayrıcısını nereye koyuyorsun, nasıl deşarj edeceksin falan filan. Belediye nereden ölçümü yapacak diye makine mühendisine şey yaparsanız, o makine mühendisi sizin yanınıza gelirken destur çekerek gelir. Net söylüyorum size. Aa, bu mimar biliyor kardeş. Bak bunu sordu der. Bunu bir tarafa yazın. Yağ ayırıcı, işte petrol ayırıcı, bunların bütün hepsi bizim şebekelerimize gitmeden evvel ayırt edilmesi lazım geliyor. Bunları ayırt ettiğimizde ne oluyor onu söyleyeyim. Buradan elde edilen yağlar sonuçta bilhassa Kocaeli'nde çok fazlasıyla var. Yok. Adana tarafında merdiven altında bile yapıyorlar. Dizel yakıt üretebiliyorlar hocam bunlardan. Evet, biyodizel. Kalorifer yakıtı üretiyorlar. Dizel yakıt üretebiliyorlar. Ve bunlar tekrar bir şekliyle tekrar hayatımıza kazandırılabiliyor. Zaten ilçe belediyeleri bunları almakla, toplamakla mükellef. Ücretsiz olarak alıyorlar. Mesela kimyasal atıklara ya da tıbbi atıklara oranla bizim yağ atığı toplama miktarımız daha fazla. Bunun sebebi ücretsiz olduğu için bütün kafeler topluyor. Okulda da denetim yaparken şaşırmıştık. Adam demiş niye toplayayım? Gelip bedavayı alıyorlar demişti Tabii, ama büyük ihtimalle satıyorlardır hocam. yani. Onlar Belediyeler şöyle, bu dediğiniz gibi biyoyakıt üreticilerle onlara taşer etmiş oluyor. Al topla, topladığın hepsi senin olsun diyor. Vatandaştan bedavayı topluyor. Alıp onları da kullanmış oluyorlar. güzel. Güzel, ama onu ülke ekonomisine büyük bir katkı olarak geliyor. Aynı Evet. zamanda şebekelerimizde rahat ediyorlar. Evet. Evet, yağ ayırıcıların yeri çok önemli. Biraz da sıkıntılı şeylerdir, cihazlardır bunlar. Onun için de onlara bakmak lazım.